Merhaba Harvard Plus izleyicileri, ben Berkin Bozdan. Sağlık durumuyla ilgili yeni bir güncelleştirme ile karşınızdayım. Daha önceden Kolombiya'da kaldığımı hastanede ve ameliyat olduğumu söylemiştim ama çok ayrıntı vermemiştim. Açıkçası artık ayrıntıları bir bir miktar sizlerle paylaşmamın doğru olacağını inanıyorum. Birkaç da açık yazı başına gelen çeker durumundan mütevellit önerilerde de bulunmak istiyorum. biliyorsunuz ben aşırı kilolu bir insanım ama kilo verme konusunda da çabalarım vardı. İşte şekerli içecek ve yiyecekler tüketmemek, işte çok sade beslenmek, düzgün beslenmek gibi Hani belki de Canan Karatay ne diyorsa belki de onları yapıyorum. Çok da emin değilim açıkçası. Ama genel olarak sağlıklı beslenen bir insanım son 3 yıldır. Fakat bunlara rağmen geçen Eylül ayında şeker hastalığı teşhisi koyulmuştu bana. Fakat görünüşe göre şeker hastalığım çok çok daha uzun süredir kilomdan kaynaklı olarak istediğim kadar sağlıklı yaşayayım. Vücudumda mevcutmuş. Bu dolayısıyla Birçok soruna sebep oluyor. Her ne kadar benim kan şekerim kontrol altında olsa da özellikle açlık şekerimi sürekli ölçüyorum. Tokik şekerini de genellikle ölçüyordum. E, kontrol altında olsa da vücuda verdiği diğer zararları engellemek için bu kontrol yeterli Değil Farklı yerlere, vücudun farklı organlarında tahribata neden olabiliyormuş. Her ne kadar birçok iç organımda herhangi bir sorun olmasa da yapılan testler sonucunda diyabetik ayakla ilgili bir sıkıntım olmuştu. Geçirim ameliyatta da bu sebepliydi ve ayağımın iki parmağı şu an yerinde değil açıkçası ve ayağımda hala ciddi bir yumuşak doku enfeksiyonu ve kemiğe sirayet etmiş bir enfeksiyon var. Bununla ilgili şu an 1 Mayıs pazar gününün akşamı 2 Mayıs sabah 2'de yani bundan 4-5 saat sonra belki de bir MR'a gireceğim. Tekrar damar ayağımdaki damarların durumuna bakılacak ve bundan sonra yapılacak tetkik ve tedavilerin yönü belirlenecek. Açıkçası daha evvelden gittiğim doktorlar yani İstanbul'a ilk geldiğim zaman Kolombiya'daki doktorlarım değil İstanbul'a ilk geldiğim zaman ayağımın bir kısmını almakla ilgili çabaları vardı. en azından antibiyotiklerin etkettiğini ettiğini biz Kolombiya'dan beri biliyoruz çünkü sürekli kan testleri yapıyorlardı. Fakat ülkemizde doktorlar biraz daha pratik çözümler üretiyorlar sonuçta kendilerine daha uygun geldiği için. Sonuçta aynı zamanda antibiyotik tedavisi özellikle kemiğe sıçramış ama az miktarda olsa kemiğe sıçramış enfeksiyonlarda bile çok uzun sürede cevap veriyormuş. Dolayısıyla ve dolaşım şekerden dolayı bir miktarda dolaşım sıkıntımı olduğu için ama en azından kan akışı var yani. Hani ayağım kangren falan olmuyor tabii ki. Ama ayağımdaki enfeksiyonun geçmesi için farklı yöntemler önerdiler. Daha cerrahi müdahaleler önerdiler. Ee, önümüzdeki hafta salı çarşamba günü e, en son MR sonuçlarına göre de ayağımın ne olacağı, e, neler yapacakları ile ilgili de bir karara varmış olacaklar. Şu an SSK Ok Hastanesi'ne gidiyorum. Oradaki... E, hem plastik cerrahi hem e, iç hastalıklar hem enfeksiyon hem de ortopedi, henüz ortopediyle görüşmedim tabii ortopediyle en son görüşeceğim ama e, bu bölümlerle temas halindeyim. İşte çeşitli tetkikler devam ediyor. Geçen hafta olduğu gibi aslında hastanenin sürekli çeşitli tetkikler için gittim. Bunlardan bir tanesi de vücuda nükleer madde verdikleri, hakikaten radyoaktif madde verdikleri sintigrafi, kemik sintigrafisiydi. Ee, sonuçlar kötü değil aslında ama işte e, duruma göre nasıl bir tedavi uygulanacağı işte ne kadar kan akışı var, işte antibiyotik ne kadar düzeltiriz yoksa bir tekrar ameliyatla birazcık içeriği temizler miyiz yoksa birkaç kemiği daha ucunu veya tamamını alır mıyız gibi e, kararların verilmesi gerekiyor yakın zamanda. Bu kararları verecek doktorlara da bakalım. E, dediğim gibi önümüzdeki hafta Salı Çarşamba günü tahminen genel görüşmeleri tamamlamış olup neler yapacaklarına karar vermiş olacaklardır. Ee, biraz diyabetten bahsetmek istiyorum. Kilolu olduğunuz zaman otomatik olarak vücuda diyabet yerleşebiliyor. Son 7-8 senedir şeker kullanmıyor olmamın bununla hiçbir etkisi yok. Son 6 aydır, 7 aydır o var olduğunu bildiğim geçen Eylül ayından beri kutiyatçı konulmuştu. Şekerin dengede duruyor olmasının gözünüze veya ayağınıza vurması ile ilgili bir hiçbir e, alakası yok. Yani siz istediğiniz kadar şekerinizi kontrol altında tutun. ...başka yerlere sirayet edebiliyor, başka organları sirayet edebiliyor ama iç organlarımda, özellikle böbreklerde vesaire Bir sıkıntım şu an için yok. Ee, gerçi o biraz da son 3 yıldır hani biraz daha kendime dikkat ediyor olmamın, spor yapıyor olmamın bir sonucu. Ee, tabii çok yürüdüğünüz zaman e, diyabetik ayakta biraz his kaybı var ve e, bu yaralar çok ciddi şeylere dönüşebiliyor. Dolayısıyla eğer bir şüpheniz varsa, ayağınıza his kaybınız varsa lütfen bir an önce iç hastalıklar doktoruna gidin ve orada tahliller yapılacak, bir sürü değerleriniz ölçülecek. Yani kan vermek basit bir iş. Çünkü daha sonra benim gibi daha yüksek bedenleri ödeyebilirsiniz. Sonuçta hani işin hem maddi külfeti var hem iş yüküyle ilgili bir külfeti var. Uzaktan müdahale etmeye çalışıyorum ama ofisteki arkadaşlar genellikle her şeyi götürüyor. Beni zaten ofiste pek fazla görmüyorsunuz. Hatta hiç görmüyorsunuz çünkü ofise gidemiyorum sadece hiperbarik oksijen tedavisi alıyorum. Ayağımdaki yaranın iyileşmesi ve kanın daha fazla oksijene sahip olması için. Aynı zamanda işte antibiyotik tedavisine devam ediyorum. İyi ihtimal antibiyotik tedavisine uzun süre devam edeceğim. Ardından ayağımda işte deri dokusunun olmam olmadığı yere bir tedavi uygulanacak ve oradaki yara kapatılacak. Kötü senaryo. O ayağımı <laughs> en kötü senaryo bu şu an için. Gerçi vücuduma yayılmıyor. Buradaki enfeksiyon. Ayağım, bacağımı da yayılmıyor yani. Ayağımda bir kenarında duruyor şu an için ama işte kötü senaryoda sağ ayağımı kaybedeceğim. işin buraya kadar gideceğini açıkçası düşünmüyoruz. Çünkü Düşünmüyoruz derken yani hani doktorlar da öyle bir aciliyet zaten gerektiren bir durum yok. Yani sonuçta kan akışı var. Bir şekilde e, oraya antibiyotik de madem tesir ediyor. Yani bu şekilde devam edebilme ihtimalini sanırım onlar da değerlendiriyor bir şekilde. Ama en azından şimdi kan akışının ne durumda olduğuna baktıktan sonra böyle şey olacak. Dolayısıyla şeker hastalığı şüpheniz varsa kesinlikle doktorunuza gidin. Ben çok geç gitmişim. Haberim yok. Yani kilolu olan herkes kesinlikle gitsin. Yani 15-20 kilo fazlanız da olabilir. Benim gibi 50-60 kilo fazlanız da olabilir. Gerçi en son <laughs> videolarda beni 150 kiloya yakın görüyordunuz. Şu an 130 kilolardayım. 134 kiloya kadar falan düştüm. Yani bayağı bir ufaldım <laughs> diyebilirim. Daha da kilo vermeye devam ediyorum. Çünkü Kolombiya'da başlayan Amerika'da ve Kolombiya'da başlayan sağlıklı e, yeme biçimini sürdürüyorum açıkçası burada da e, bu kadar sıkı dikkat etmiyordum e, ama şu an için ya yerinde ama dediğim gibi hani ayağımın ne olacağını önümüzdeki hafta birkaç doktor karar verecek ama dediğim gibi ben yani genel olarak umutlular çünkü ben de biliyorum ki 3. 4. 5. parmağımın tarak kemiğinde olan enfeksiyon şahı sadece şu an 4. ve 5. kemiğimin ucunda ve yumuşak dokuda mevcut. Dolayısıyla durumlar olumlu ama bu, bunlar aktif olarak ofise gitmem ve sizlerle güzel çalışmalar yapmamı, sizler için güzel çalışmalar yapmamı al, çalış, yapmak yapmaktan beni alıkoyuyor. Bu da rahatsız edici bir durum. Dolayısıyla bu açıklamaları yapmayı ve bu kendimce kendi yaşadığım sıkıntıları başkaları yaşamasın diye yapmak istediğim uyarıları yapmama da engel değil diye düşünüyorum. Ee, siz bu videoyu tahminen izlerken ben gecenin bir yarısında hastanelerde çok büyük yoğunluk olduğu için Ok Meydanı SSK'da İstanbul'da MR giriyor olacağım. Yazdığınız yorumları okuyorum. Çok teşekkür ederim. Çok iyi niyetli dilekler alıyorum. Umarım ben de sağlığıma kavuşurum. Sağlara geri dönerim. Şu an için uzaktan müdahale edebiliyorum birçok şeye. Ee, sağ olsun arkadaşlar güzel bir iş çıkardılar yeni sayımızda. Ben çok katkıda bulunamadım. Ee, özellikle e, editörü da Sarp, Fatih ve Serdar'ın katkıları inanılmaz. Ersin abi de videolarda e, ciddi bir güç olarak kendisini gösteriyor. Umarım yakın zamanda tekrar e, gündelik hayatıma dönerim. En azı antibiyotik tedavisiyle beraber biraz da tabii hiperbarik oksijen sabahı alıp işte öğlen ofise gelip işte akşama kadar çalışmak, sizlerle daha yakın olmak gibi hedeflerim var ama işte dediğim gibi önümüzdeki hafta aslında hepsi belli olacak. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar eklemek istiyorum. Lütfen e, diyabet riskiniz varsa kesinlikle görünün. Ben şu an sadece ilaçla bütün kan şekerimi düzene koyabiliyorum. Ama daha geç kalmış olsam aslında insülinlik bile olabilirim gerçi o daha ileri yaşlarda genellikle ortaya çıkıyor birden ortaya çıkmıyor. Fakat yine de en ufak şüpheniz varsa vücudunuzun başka yerlerine sirayet etmeden lütfen başka organlara zarar vermesine izin vermeden doktorunuza gidin. Yani devlette de sizden kan ölçümcü yazı veriyor. İlaçlarınızı bedava 2 aylık, 1 aylık, 3 aylık vesaire yazdırabiliyorsunuz eğer sosyal güvenceniz varsa. Yoksa zaten fiyatları çok ucuz ilaçlar. Bir kere doktora gitmeniz yeterli. Lütfen bunu ihmal etmeyin. Ben ufak nispeten şeyler çekiyorum. Özellikle hiperbarik oksijen tedavisinde ne, ne, ne bacaklar, ne ayaklar, ne uzuvlar görüyorum şeker hastalığından dolayı zarar görmüş. Ben genç olduğum için nispeten, genç, artık 33 yaşındayım ama nispeten genç olduğum için biraz daha kolay atlatabiliyorum ama yaş 40'tan sonra 50'den sonra çok çok daha büyük sıkıntılar yaratıyor ve böbrek, karaciğer gibi organları da mahvetmeye başlıyor. O yüzden şimdiden önlemini almanızı öneriyorum. Lütfen en azından yılda birkaç defa doktora gidin ve kan şekerinizi ölçtürün ve danışmanlık alın diyorum sizlere. Çünkü ben çektim siz çekmeyin. Bu kadar basit. Bakın kilodan dolayı bu kadar zarar görmedim ben. Çünkü son 3 yıldır hareketli bir hayat yaşıyorum ve iç organlarımda, karaciğerimde, böbreklerimde falan bir sıkıntım yok. Bununla ilgili olarak yani normal şekilde çalışıyorlar. Biraz performans düşüklüğü var. Çok fazla antibiyotik aldığım için ama bununla beraber aktif yaşamanın faydalarını görüyorum. Şu an yoksa ayağım çoktan belki gitmişti. Bununla beraber şekerinize dikkat etmeniz gerekiyor. Benim gibi boşlamayın sonrasındaki tedavi hakikaten çok külfetli. Acı verici demiyorum ama çok külfetli ve organlarınıza mal olabilir. Beni dinlediğiniz için sabırlarla bu 10 dakika içinde bu sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen lütfen kendinize dikkat edin, kendinize mukayet olun. Umarız, umarım yakın zamanda da tekrar görüşürüz. Görüşmek dileğiyle şen ve esen kalın.